Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu hafta da iki kitapla geldik her zamanki gibi. Hayret. Hayret, söz verdiğimiz gibi haftalardır her hafta geliyoruz demiştik ki her hafta yapmayabiliriz, hatırlıyor musun? Sen bir kere onu dedin, ben anladım yapacağımızı. Yani ve yapıyoruz. İyi ki de yapıyoruz yani. Güzel kitap okuyoruz bu arada. Evet. Yani belki şey değil, hani totalde böyle sene sonunda baktığımızda çok bir total çıkmayacak ama düzenli de kitap okumuş oluyoruz yani. Yani kızacığım, kiminle yarışıyoruz ki? Kendi sorumluluk, eski okuduğumuz, eski kanalda daha çok, eski kanal diyorum. Eski videolarda o kadar uzun olmuş ki. Eski videolarda böyle daha çok okuyorduk ya. Olsun canım. O zaman ulaştığımız daha az şey vardı bir de. O yüzden maraton gibi oluyordu, okuyorduk evet. Da bu tempo daha güzel. Şimdi severek okuyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi ilk defa benim önümde devasa bir kitap var. Ben hep daha ince kitaplardan gidiyordum son zamanlarda. Ama bu sefer karar değiştirmişsin. Karar değiştirdim ve tahmin ettiğiniz üzere henüz bitmedi. Henüz okuyorum. Çünkü zor bir hafta, bir dönem geçirdik. Sevgili kedimiz Bonus bir rahatsızlık geçirdi. Bayağı da zor bir dönemdi. Şu an çok şükür iyi. Toparlıyor. Nazarınız değmesin ha. Nazarınız değmesin, böyle yapın. İşte aslında şey yapma ama gene de. Olsun. Çok fazla anlatmayacağız zaten. Yani çok odaklanamamıza rağmen bunu söylemem gerekiyordu. Neden bu kitabı seçtiğimle alakalı çünkü. Bitirememiş olabilirim ama ben böyle dönemlerde aşırı stresli ve çok üzgün olduğum dönemlerde ve uykusuz falan kaldık çünkü uyuyamadık gecelerce. Aklım böyle daha ciddi, daha şey, yani bu da ciddi, bütün kitaplar ciddidir de hani herhangi bir kitaba veremiyorum. Daha çok böyle polisiye, işte gerilim, böyle hani heyecanlı, böyle akıp gidecek, beni böyle bir hani ne derler ona, bir koşturacak yani, meraklandıracak kitapları. Bir maceraya soksun seni, oradan içinde böyle tempoda daha rahat okuyabilirsin. Evet evet, bir iteklesin beni yani, kelimeyi en sonunda bulabildim. Sonunda. Öyle kitapları okumayı seviyorum, o yüzden bunu seçtim. John Katzenbach Önsezi isimli kitap. Şimdi daha önce Psikoanalist adlı kitabını okudum. Amerikalı bir suç gerilim yazarı. Evet. Başarılı da kitapları olduğunu söylüyorlar. Ben daha ikinci kitabını okuyorum. Yani bir tek Psikoanalist'i okumuştum. Onu nasıl okudum sen biliyorsun. Yani inanılmaz. Onu şöyle okudu. Ben yemek yapmaya başladım. Aşkım benim 100 sayfam var dedi. Yemeği bitirdim getirdim. Aşkım bitti kitap dedi. Evet yani o 100 sayfa kaldı. Onu zaten sabah başlamıştım yani. Öyle bitirdim deli bu kitabı. Ya. O yüzden de çok heyecanlanarak dedim ki ben anca bu hafta bunu okuyabilirim. Yani suç gerilim. Birazcık böyle polisiye dizilere de kaptırdık ya. Kaç? 6-7 tane dizi izledik ha peş peşe. Acayip dedektif olduk ha. İnsan kendini evet aynen. İnsan kendini hani o olaya kaptırınca kendini biraz unutuyor yani. Yani çok fazla şey yapmıyorsun, düşünmüyorsun. Sudoku çözer gibi onun peşindesin sürekli ya. Kendi problemlerinden azade oluyorsun. Evet evet, o yüzden seviyorum. Yani o dönemlerde böyle kitaplara elim gidiyor daha çok. Şimdi bu kitabı bilmiyorum ama çok fazla böyle hakkında yorum da okumadım. Birkaç tane yorum okudum. Onu da birazdan paylaşacağım. Yazarın babası da Johnson döneminde Amerika'da bazı savcılık yapmış, avukatlık yapmış sanıyorum. Kendisi de ceza mahkemesi muhabirliği miydi? Okumuştum. Gene yanlışım evet, varsa düzeltin. Dolayısıyla hani böyle romanlar yazması da bu tür işlerin içindeymiş yani. İçindeymiş yani, normal gibi geldi bana birazcık. Çok fazla tanımadığım için böyle acemice konuşuyorum yani, kusura bakmayın. Olsun. Şimdi kitapta güvenlik mi özgürlük mü kavramı böyle dikkat çekiyor. Şimdiye kadar okuduğum yere kadar anlatırsam yarısına yaklaştım diyeyim. Yani tam yarısı da değil. Önümüzdeki hafta diğer kitaba başlamadan önce son fikrimi söyleyeceğim tabii ki. Tabii canım, yarım bırakmayız öyle. Güvenlik mi özgürlük mü niye diyorum? Çünkü 51. eyalet diye bir bölge var Amerika'da. İnsanlara böyle mutlak güvenlik vaat eden ama özgürlüğünüzden çokça yani büyük bir oranda vazgeçmeniz gereken bir bölge. Çünkü oraya girerken İşte bütün bilgileriniz, her şeyiniz, bütün gözetlenme hakkınız, devamlı gözetleniyorsunuz, kontrol altındasınız vesaire. O ne ya, distopya gibi. Evet ama buna karşılık tam güvenlik vaat ediyorlar size. Yani orada başınıza bir iş gelmez, bir cinayete kurban gitmezsiniz, bir hırsızlık olmaz vesaire deniyor. Vay be. Ama tam da bu bölgede hani insanlardan gizleniyor tabii, kamuoyundan gizleniyor. Bir seri katil cinayetler işliyor belli aralıklarla. Bu hiçbir şey olmaz, aşırı güvenli denilen bölgede. Yalanmış meğerse. Yani ama işte onu çok fazla işte saklıyorlar, örtbas etmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Bunu araştıran da bir ajan var. O ajan bizim kitabın baş karakteri olan profesörümüze başvuruyor. Yani onu birazcık aslında baskı yapıyor, ona yardım etmesi açısından. Neden? Çünkü profesörümüz aslında ölüm profesörü lakaplı bir profesör. Bu tarz konulara ilgisi olan işte adli böyle olaylar ama. Adli olaylar, işte fikrine başvurulan, birazcık kafası çalışan ve bazı şeyleri çözmüş zamanında bir şekilde. Şey gibi hani Sherlock'ta polis merkezine bağlı çalışmaz danışman dedektiftir evet, evet, ya. Aynı, o havada. Onun gibi sanıyorum. Yani dediğim gibi daha yarısındayım kitabın. Ama bu ajanın da ona başvurmasının bir sebebi var aslında. Çünkü şimdi karakterimiz Jeffrey Clayton ve kardeşi de kitapta var.
Annesi zamanında ikisini alıyor, babasını terk ediyor. Yani neden olduğunu aslında başta okurken anlamıyoruz. İşte bu ajanın da bu profesöre Clayton'a başvurma sebebi zamanında orada işlenen cinayetlerle alakalı bu profesörün babasının sorguya çekilmiş olması. Hayda. Ve şimdi profesör de babasını öldü biliyor. Annesi öldü söylemiş falan. İşte ajan başka şeyler iddia ediyor vesaire. Daha fazla girmeyeceğim yani. İş biraz karışıyor. Evet, daha sonrasını okudukça göreceğiz ne olacağını, nereye sürükleneceğini. Yani tabii aile de belli bir gizeme doğru çekilecek büyük ihtimalle. Tabii canım ya. Geçmişleriyle ilgili evet bir şeyler ortaya çıkacak mutlaka. İşte onlar bir heyecanlı heyecanlı beni şu anda okutuyor. Şu anda memnunum. Okuduğum birkaç tane eleştiride de hayal kırıklığı diyenler çok olmuş. Ama Allah hep Allah. Psikoanalistle karşılaştırmışlar. Ha. Psikoanalist gerçekten inanılmazdı yani. Bir o taraftan bir bu taraftan hiç insanı böyle gerçekten... Tokatlandık. Yani çok keyifli okuduğum bir kitaptı. Ona göre birazcık ağır kalmış yani ve çok uzatılmış şeklinde eleştiriler ha. okudum. Ben de şeyi merak ediyordum aslında yani bu kadar uzun ne anlatmış olabilir? Bu birazcık, ne anlatayım? Birazcık o konuda böyle şüpheliydim. Ama şu ana kadar bana keyifli geldi yani. Dediğim gibi haftaya tanıtacağım kitaptan önce bunu bitirmiş olurum mutlaka. Görüşlerimi paylaşacağım. Arada sırada böyle kitaplar okumayı seviyorum yani. Ya yok olur canım niye olmasın yani. Çünkü güzel. İnsan bazen böyle çok hani varoluşsal sancılara düşmeyen karakterlerin içine düştüğü bazı aksiyonları da okuması gerekiyor. Yani, dizi izlemek gibi bir şey zaten bu. Kesinlikle öyle. Bir de ben son zamanlarda böyle savaşlı romanları çok okudum ya. Hep İkinci Dünya Savaşı hastalıklar falan filan. Jaguar yayınlandı hep yayınlandı. Yayınlandı. Yayınlandı hep böyle denk geldi. Hem sıkılmışım hem de dönem itibariyle falan bu bana şu anda çok iyi geldi. Ya. Sıra bende. Ben çok... Böyle tuhaf bir tanıtım yapacağım bu hafta. Farklı bir yaklaşım. Evet anlatıp duruyordu bütün gün evde. Neydi düz merak ettim dur. Hem kitap hem yayın evini biraz böyle şey farklı yönlerinden ele alacağım bir kitapla geldim. Son ve ilk insanlar Olaf Stapledon'un bir kitabı. Ben bunu nereden hatırlıyorum? Daha önce bahsetmiştin sen. Muhakkak bir yerde konu söylemişimdir ben bu kitabı. Olaf ya da yazarın ismini. Olaf Stapledon ismini. Ha yazardan bahsettim. Aynen. Çünkü farklı kitap Star Maker, Alevler farklı kitapları var yazarın. Alevleri anlattım bir yerde. Ama bayağı olmuştur. Çok eski videolarda. Olabilir. Şimdi kitap 3 farklı yayın evinden yayınlandı şimdiye kadar. Bu güzel. Kitap Cem Yayınları, Kanes Yayınları ve benim elimdeki de Bilim ve Kurgu Yayınları. Tam senin pardon senin olacak yayın evi ismi bu ya. Zaten birazdan geleceğim ona kadar. O konuda söyleyeceklerim var. Şimdi hikayeden böyle kısaca bahsedeyim ama ortada bir hikaye yok. Son ve ilk insanlar aslında bir tarihçi. Tamam. Yakın ve uzak geleceğe dair bir... öngörülerini yazar bir araya getirmiş ve bunlardan bir tarihçi ortaya çıkarmış. Son insanlar diyebileceğimiz şimdi yaşadığımız dönemin birkaç yüz bin yıl sonrasında yaşamış insanların bize yardımcı olmak için hazırladığı bir tarihçi gibi düşün. Bu tamamen yazarın kendi hayal ettikleri ve öngörülerinden oluşuyor. Değişken iyi düşünülmüş. Şöyle hikaye 1900'lerin başlarında 1930'da yazılmış bu kitap. Yazar kendi ön sözünde öyle bir not düşmüş. Tarih düşmüş herhalde. O tarihte yazılmıştır. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyadan başlayarak ya da İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde Birinci Dünya Savaşı bittikten sonraki dünyadan itibaren ufak tefek öngörülerle başlıyor hikaye. Tabii 20. yüzyılda çok durmuyor yazar. Hı hı. Direkt uzaklaşıyor ki hani kendi yaşadığı döneme dair yapacağı bu şeyler, kendi yaşayaması muhtemel döneme dair yapacağı... Yaşayaması. Yaşaması. Atıyorum 1960 ile ilgili bir fikir beyanı dese ki böyle olacak olmasa patlar derler. Tabii. Sen öyle dedin. Öyle olmadı. Adam bilerek hemen uzaklaşıyor. Vay. Tabii. Bu cin sadece fikir. Aynen. Bu tarihçede sadece dünyayı okumuyorsunuz. Diğer gezegenler, işte uydulardaki hayat, insanlığın geldiği yeni formlar, insanlığın geldiği yeni hal ve hareketler, düşünce yapılır. Onlara da genel bir tarihçe gibi. Ya bir kurgu okumamak bir bilim kurgu kitabında çok tuhaf hissettiriyor insana. Gerçekten farklı bir tarzı var kitabın. Yaklaşık da 400 sayfa. Hani okumak için biraz kafanızı toplamanız gereken bir kitap. Böyle hemen başlayayım okuyayım bir macera atlayayım kitabı değil. Bu yönüyle kitap kendisi zaten farklı bir iş. Şimdi gelelim yayın evine. Gelelim esas söyleyeceklerime. Şimdi kitabın künyesine baktığımızda yayın tarihi ne zaman görürüz? Temmuz 2023. Şimdi bu yayın evi bilim ve kurgu kitap, bilim ve kurgu yayınları Lotus Yayın Grubu'nun bir alt yayın evi. Lotus Yayın Grubu da daha çok uzak doğu edebiyatından eserler basan. Hatta burada bir videoda bahsettiğim bir yayın evi. Şimdi bu bilim ve kurgu yayınları bu kadar önemli bir ismi. Bilim kurgu yayınlamak için böyle almış önemli bir ismi almış. Niye ama, devam etmemiş? Temmuz 2023 yılından beri nereden baksan onay oldu. Ortada sadece bu kitap var. Bir açık söyleyeyim.
Bu kitabın diğer çevirilerinden bir tık daha iyi bir çeviri ama gene vasat bir çeviri. Vasat bir baskı. Kitap dalgalanıyor. Telifi Okurken şey telif mi demiştin? olmayan bir Telifi de eser. olmayan bir kitap demiştin. Aynen, telif olmayan bir kitap olduğu için yani bunu telif masrafından kısıp baskıyı daha iyi hale getirmek mümkün. Bunlar Yani neden acaba yapılabiliyor. bırakmışlar mı? Ne olmuş yani? Basıp kapatıp kaçmışlar mı diyeceğim de Lotus Gidelim Yayını. abi. Lotus Yayın'da devam ediyor işte. İşte. Ha, bunu neden böyle bıraktınız? Bir, ikincisi devam etmeyecektiniz. Böyle bir tutkunuz yoktu. Bunu biraz eleştiri, biraz sert bir eleştiri olarak gelebilir. Çünkü benim için önemli bir konu. Bilim ve kurgu yayınları gibi bilim kurgu yayıncılığı için önemli bir ismi niye aldınız ve ortada bıraktınız? Yani acaba neden? Bilemiyoruz tabii Ha, birisi arkadakini. bana ulaşsın yayınlarından, konuşalım, tanışalım. Ben bu Ben konularda devam edeyim dermiş. bana ihale etsinler yayını. Yok öyle bir amacımız tabii ki yok da. İnsan merak ediyor Çok çünkü heyecanlandı gelince. 2014 yılından beri ben bilim kurgu okuyorum. Tabii canım. 2014'ten 14 yılından beri bilim kurgu kitapları hakkında yazıyorum. Bir tane kitap, bir tane sözlük, ufak da bir yayın evi kurdum. İnsan bu soruya bir cevap istiyor ister istemez. Ne tabii Yani canım benim gibi merak düşünen eder. başka okurlar olabilir. Yani misalen belki Mehmet Fatih Balkı tanıyanlar tanır. O da belki okudu ve o da merak ediyor. Bilmiyorum, ben bunu o konudan ona bahsedeceğim. Belki onun bir bildiği vardır. Olabilir. O yüzden böyle bir konuda ortada kalmış gibi bir hava var bu yayın evinin yaptığı işlerin. O da biraz benim merak ettirdi. Tuhafıma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Dediğim gibi daha iyi bir baskı tabii ki yapılabilir. Ben bundan daha iyilerini açık söyleyeyim yaptım. Daha iyi kapaklar yaptım yani. Keşke daha iyi olsaydı. Kötü değil. Okuyacağım tabii ki. Kitaba ve esere saygım var ama Sen de bir mi yandan da bitirmedin merak daha? ediyorum. Yok, ben de bitirmedim daha. Ha, bu hafta böyle biraz kalıncalı kitaplar seçmişiz. Ve Demir Leblebi bir kitap. Çünkü şey değil. Kurgu değil. Takip etmiyorsun. Bir tarihçi okur gibi Zor ya. Ben işte. alışık Ben değilim şu an ona. okuyamadım onu yani. Sen de alışık değilsin. O yüzden zor gelmiş biraz. Bitireceğiz ama. Ama o diyeceklerini diyecekti yani. O Bu kadar yüzden basit. ne Evet. onu okudu, merak Ben etti. bu kitabı çalıştığım yere getirdim. Aldım. Ya dedim yani bir şey var. Bir tuhaf bir durum var. Çünkü çok uzun zamandır aklımın bir köşesinde alacağım kitapları liste yapıyorum falan. Sırayla okuyorum. Sıra buna geldi. Yayın evi başka bir şey. Beni Instagram'dan da takip ediyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok. Evet. Senin Kişisel hesabım ya da kişisel yayın evi hesabın mı? hesabım olabilir ama ya takip ettiler. Öyle bir şey hatırlıyorum çünkü. O Garip bir durum zaman var. ulaşsınlar yani, bilemiyoruz. Bana ulaş. Yani bunu söylüyorum. Ulaşmazsanız da canın sağ olsun. O zaman bitirmediğimiz kitaplarla bu hafta arada sırada olur öyle şeyler. Çünkü her hafta Aynen. yeni ve taptaze okuduğumuz kitapları burada Getiriyoruz. anlatıyoruz. Ne okuyacaklarımızı, ne aldıklarımızı, ne işte şey yaptıklarımızı Aman bizim falan. öyle kutu açma ama yok onu okudum bunu okuyacağım böyle şey geçti Yani artık. direkt okuduklarımızı sıcağı sıcağına paylaşmayı seviyoruz biz. O Evet. yüzden de böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Bazen çünkü diyorsunuz niye sadece iki tane kitap vesaire, özel Bu mesaj yüzden DM yani. falan. Bizim de tarzımız bu. Şimdi bu kanal 2800 kişi oldu. Zaten olmuştu da artık oldu resmi olarak Gerçekten oldu. oldu. İki giriyor, üç çıkıyor, beş giriyor, Aynen. altı çıkıyor falan Şunu derken. da bir halledemedik ya. Evet ya. Neyse. Şimdi eğer ilk defa bu kanalı izliyorsanız ve bu videoyu da beğendiyseniz bu kanalı desteklemek için şunu yapabilirsiniz. İlk başta bu videoyu beğenebilirsiniz. Daha sonra kanala abone olabilirsiniz. En sonunda bildirimleri açabilirsiniz. Ki bildirimleri açtığınız zaman yeni videolardan anında haberdar olursunuz. Ve eşiniz dostunuza da ya şu kanala bir baksana ya derseniz de ne güzel olur. Böyle kitap Tadından seven yenmez. insanlara evet ulaşmaya çalışıyoruz. Neden olmasın? Bir de bizim başka bir kanalımız daha var. Adı Evet. da Sosyalleş. Şöyle bırakacağım Hadi şimdi. bırakalım. Bu bizim hareketimiz oluyor. Yani Evet. garipsemeyin diğer videolarda da var bu hareket. Orada da çok eğleniyoruz. Paralel çekiyoruz. Eleştiri, tepkiler hazırlıyoruz. Reklamlar olsun, başka konular olsun. Böyle özel derlemeler yapıyoruz. Onları da izleyebilirsiniz. Orada sırf eğleniyoruz yani. Öyle Evet. güzel orası. Orası da İkisini öyle. ayırdık yani. Yes. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. O zaman bu sefer kapatabilirim. Bakalım haftaya hangi Kukukka. O zaman önümüzdeki hafta iki yeni kitapla geleceğiz tekrardan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.